Çamlıhera'dan herkese merhaba. Sokağın Nabzı Siyaset Programı'nın bu haftaki konuğu Çamlıhera Hüdapar Belediye Başkan Adayı Latif Akpınar. Latif Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Hamdolsun, iyisiniz. Nasılsınız? Yağmurlu bir Çamlıhera'yla. Evet. Teşekkürler. Hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler. Bütün Çamlıhera'nın cumasını kutluyoruz. Hüdapar Çamlıhera Belediye Başkanı adayı olarak Latif Akpınar kimdir? Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Seçime kısa bir süre kaldı. Evet. Latif Akpınar 1976 doğumlu. Çamlıhera doğdum. İlk öğretimi Çamlıhera ilk öğretim okulunda bitirdim. 1989'da iş hayatıma marangozluk olarak, çıraklık olarak başladım. 1997'de çıraklık okuluna başladım. 1997'de yine bittikten sonra askerliğimi, Acem Birliği'ni Bilecik'te yaptım. Usta Birliği'ni Batman Kozlu'da yaptım. Ondan geldikten sonra 2002'de şimdiki eşimle beraber evliliğimiz oldu. 2005 doğumlu bir oğlumuz var, Abdülkadir Akpınar. Yani şu anda yine iş hayatımızı marangoz olarak devam ediyoruz. Hüdapar'la yolumuz nasıl kesişti? Hüdapar'la yolumuz 2012'de Aralık ayında böyle soğuk bir havada karşılaştık. 2001. büyük olan kongremizde 2013'ün Haziran ayında yaptık. Şu anda Çamlıhera'da mevcut ilçe binamız da var. Binamız da var. Yönetim de var. Aktif kurucu üyesiyiz Çamlıhera'da. Çamlıhera'da diğer Hüdapar. Biz bir boşluk hissettik. Bu boşluk hissettiğimiz için bu partiyi, yani bu Çamlıhera'da kurmak görevimiz hissettik biz. Şu an Çamlıhera'da 13 mahallesi var. Aslında bir ilçe için avantaj aslında bu. Güzel bir seçim çalışmasını sahada nasıl gerçekleştirdiniz? Sağda biz normalde merkezlerde yüzeysel olarak gezdik. Büyük şehir belediye başkan adayına Tayyip Usta beyefendiyle geziyoruz. Ama seçim çalışmamızı biz birebir evet hane hane köy köy geziyoruz. Evet, şu an Cumhur İttifakı ve İyi Parti adayları böyle çekişmeli bir şov gösterisi yapıyorlar. Bunlara nasıl bakıyorsunuz? Bunlar bence güzel çalışıyorlar ama büyük israfla başladılar gibi geliyor. Önce bir konuşmuştuk, deprem olmuştu biliyorsanız. Evet. 6 Şubat'ta. Toplandığımızda dediler ki bu kadar dedi afişlerimizi asmayacağız, yapmayacağız dediler. Ama görüyoruz ki şu anda müthiş bir rekabet var. Evet. Biri büyük fotoğraf asıyor, öteki onun büyüğünü asmaya çalışıyor. Biz de müteahhitçi olarak kendi şeyimize göre çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi Çamlıhera'da Hüdapar olarak Çamlıhera için ne düşünüyorsunuz? Hedefiniz nedir? Projeniz nedir? Şimdi ben çalışmalara baktım. Genel bir çalışma var. Evet. Dürüst belediyecilik, gerçek hizmet diye bir sloganla başlangıç yapmışsınız. Bizim Çamlıhera'ya özgü projeniz lazım. Evet. Bir sefer Hüdapar diye girdik seçime. Şu anda bizim Çamlıhera'nın en büyük eksikleri bizi gördüğümüz bir esnaf olarak da görüyoruz. Çamlıhera'da yayla evleri yapılıyor. Biz buradan altyapısı kuruk şeyimiz var. Taş kırma yerimiz var. Biz orada misler kurmak istiyoruz. Hazır beton kurmak istiyoruz. Çamlıhera'ya ihtiyaç olduğu için o beton Taos'tan geliyor. Çamlıhera'ya gelirse adam bu betonu ölçtükleri zaman normalde çok sıkıntılı bir beton oluyor. Yani özelliğini kaybetmiş oluyor. Evet. Biz burada bu beton şeyini kendimiz kuralım. Limited şirketimiz var. Taş kırma ocağımız var. Mucuk kırma şeyimiz var. Makinemiz var. Yani niye olmasın? Evet. Diye düşünüyoruz. Artı biz yama asfaltımızı kendimiz burada üretmeyi düşünüyoruz. Bunlar yani zor işte değil. Mevcut bu makineler var. Ama kullanılıyor, doğru mu? Mevcut değil, yani altyapısı var. Altyapı var. Evet. Misle dediğimiz yani beton hazır bir pompa alacak, bir de beton şey alacak. Gerisi hepsi hazır.
Yani altyapısı yapıktır. Sadece bu hazır hasatta işte biz ilk şeyi kuracağız. Kırmızı zaten kendimiz yapıyoruz. Makinemizi alacağız. Bunu büyük şeye muhtaç kalmayacağız. Kendi imkanımızı kendimiz yapacağız. Latif Bey, planlı şehirleşme derken yani Çamlıyer'e diyorsunuz, dağlık bir bölge. Evet. Yapısıyla, doğasıyla, arazi genelde yapılaşma burada 2 kat veya üzerinde evet. Artık 3 oluyor. Evet. Genelde. Bununla ilgili yani beton fabrikası diğer yerlere daha ağır olmaz mı Çamlıyer'de? Şimdi şöyle bir şey var. Biz bunu kurduğumuz zaman, bu sezonluktur tabii ki bu. Yani Çamlıyer'den yani ihtiyacı bir beton döktürmek istediğiniz zaman 2 aya veriyorlar. Tavuk'tan buraya gelmesine gün veriyorlar. Normalde kavuşmuyor esasında. Ama şimdi bizim şöyle büyük düşündüğümüz zaman bu makine kışın bir sene iş yapamaz, 4 ayda iş yapamaz ama bu makinemizi biz Tavsus gibi yere kiraya, yani oraya çalışabiliriz. Yani düşünüyorum olsun. Eski bizim belediye başkanımız vardı Mehmet Hanım. Allah rahmet eylesin. Bu abimiz büyük otobüs şeyimiz vardı bize. Otobüsü Tavsus'a mevsimde kiraya verirdi yani. Kışın yatırmazdı. Yani yapacak ondan sonra yani her yere kiraya verebiliriz, çalıştırabiliriz yani. Böyle yatırmayız makinemizi. Peki, Çamlıyer'deki kış nüfusuyla yaz nüfus arasındaki farkı denkleştiği zaman kışın ki göçü nasıl engelleyebiliriz? Bazen belediye başkanı oldunuz. Evet. Nasıl bir çalışma yaparsınız bu göçle ilgili? Bu büyük bir sorun normalde. Bu önce bir kendi esnaflarımız taşın eli taşıma falan kendileri koyması gerekiyor. Peki size de çocuk okudurken yine kendimiz de çocuklarımızı tavsiye okuttuk. Buradaki şey yani demek istediğim öğretim şeyimiz artması gerekiyor burada. Lisede, orta öğretimde bizim şeyimiz artması gerekiyor. Tabii, çünkü ortaokuldan sonra şehir hayatını liseye kazanıp gidiyorlar. Evet. Aynı lisesinin öğrencileriyle beraber gidiyor. Evet. Bir geçen hafta hastanenin çevresinde gezerken teyzeyle birine rastladım. Köyden gelmiş, iğne vurdurmaya. Ama fakat araç bulamadığı için orada solukta bekliyordu. Kışın Çamlıyer'in bir de ulaşım sorunu var. Evet. Hani tamam 13 tane köyümüz var, mahalle oldu ama belediye olarak da hiçbir şekilde ulaşım hizmeti verilmediğini gördük söylediğimiz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Bizim projelerimiz, yani sağlık şeyimiz de var normalde. Alo hattı kuracağız mesela. Kimse ulaştığı zaman bize biz normalde hastamızı hangi mahalledense, hangi köydense onarım yerim hizmet vereceğiz. Şu anda yine yani biz küçük bir parti olarak gördüksel bile yani biz buradaki çoğu vatandaşımızı biz Tavsus'taki büyük hastaneye biz randevusunu alabiliyoruz. Yani hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani bu da çok kolay bir şey yani. Normalde bir alo hattı kurduktan sonra her noktada yani olabilir yani. Hiç sıkıntı değil yani. O teyzemizle yani yardımcı olmak yani çok kolay bir şey yani. Zor bir şey değil yani. Diğer bir projelerde şundan bahsetmişsiniz. Engelsiz şehir, engelsiz belediyecilik diye. Bununla ilgili son olarak ne söylemek istersiniz? Çünkü programın sonuna geldik. Evet. Engelsiz derken yani şimdi ulaşım önemli. Yani engel dediğimiz konu bu. Yani ulaşım şey olması gerekiyor yani. Yani Çamlıyer'e gelmek istediğiniz zaman hemen ulaşmak gerekiyor. Artı bizim bu dediğimiz bazı turistik yerlerimiz var. Kabadan Bahçesi diyoruz. Evet. Baştepe diyoruz. Bunlara sadece bir şey bastırıyoruz. Reklam yapıyoruz ama vatandaş geldiği zaman kışın onları uğraşamıyor. Bunların şeyini yani orman da bir uçtan da yani ormana iş birliği yaparak bu şekilde yani ulaşabilir yani işi değil yani. Evet. Programımızın sonuna geldik. Bu hafta Hüdapar, Çamlıyer ve İlçe Belediye Başkan adayı Latif Akpınar vardı. Konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Haftaya farklı konu ve konuklarla görüşmek dileğiyle.